Konya eş zamanlı olarak 4 fuarın açılışına ev sahipliği yapıyor. Konya gerçekten tüm kamu kurum ve kuruluşları, siyasetçileri ve sivil toplum kuruluşları ile bir bütünlük içerisinde tüm Türkiye'de gıpta ile bakılan, örnek gösterilen bu birlik ve beraberlik sayesinde şehrimiz son yıllarda önemli mesafeler kat etti. İnşallah bu birlik ve beraberliğin devamı ile yeni dönemde de kaynakları ekonomik şekilde kullanarak, yeni kaynaklar oluşturarak planlı gelişmeyi, istişare kültürünü geliştirerek şehrimizi Konyalılarla birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Belediye yöneticilerimiz Konya'da buluşarak Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılacaklar ve şehrimizi tanıma imkanı bulacaklar. Buradan belediyelerin yatırımları ve yenilikleri de ele alınarak karşılıklı tecrübe paylaşımı ve birbirimizle bilgi paylaşımında bulunmuş olacağız. Konya'mız ülkemizin en önemli tarım ve sanayi merkezi olmasının yanında sürekli gelişen bir ticaret merkezidir de. Yıl içerisinde ulusal ve uluslararası katılımlarla düzenlenen fuarlar ilimizin ticaret merkezi olma konumunu daha da güçlendirmektedir. Konya gayrimenkul, inşaat, kent ve mobilya fuarlarının ortak açılış törenine hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve kurumum adına sevgiyle, dostlukla öncelikle selamlamak istiyorum. Fuarımızın açılışına hoş geldiniz. Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Konya'mız fuarcılık alanında bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Sektörlerin rekabet gücüne güç katan fuarlarımız ticaret hacminin yükselmesi ve tanıtım katkısı açısından kentimize ivme kazandırmaktadır. Üçüncü gayrimenkul, 15. kent, 16. inşaat fuarına hepiniz hoş geldiniz. Bizler Kontimder olarak bu yıl 4. defa bu fuarın çözüm ortakları arasında yer alıyoruz. Geçen yıl 40 olan üye katılımcı sayımız bu yıl biraz düşmüş olmakla birlikte bugün dolaşacağınız fuardaki katılımcıların %25'i Kontimder üyelerinden oluşmaktadır. Her medeniyet kendi şehrini inşa eder. Şehirler mensup ve ait olduğu medeniyetin ruhunu yansıtır. 13. yüzyılda Konya, Anadolu Selçuklu medeniyetinin ortaya çıkardığı şehirdir. O dönemden beri öylesine önemli bir merkez olan şehrimiz, bugün de hem tarihi özelliklerini devam ettirmekte, hem de şehirciliğiyle ilgili tüm dünyaya da örnek gösterilmektedir. Arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun.